Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Dinçer Çolak, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Azmi Kara Mahmutoğlu, İstanbul İl Başkanımız Sayın Erdoğan Erhan, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız ve ilçe belediye başkan adaylarımız, ilçe yöneticilerimiz, muhtarlarımız, Zafer Partisi'ne gönül vermiş üyelerimiz, basın mensuplarımız ve değerli Esenyurt halkı. İlçe başkanlığımıza hoş geldiniz. Bugün Zafer Partisi'nin emin adımlarla yürüdüğü bu kutlu yolda Esenyurt'ta bir araya gelmenin onuru ve coşkusunu yaşıyoruz. Partimiz kurulduğu günden bu yana şehirlerimizin ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlara cesurca göğüs geren ve çözümler üreten yegane parti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ liderliğinde yola çıktığımız ilk günden itibaren belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda sıkıntıları cesurca dile getirerek milletimizin sesi olduk. Bugün burada Esenyurt'ta bu ses daha gür çıkacak ve çözüm yollarımız her bir Esenyurtlunun umurda olacaktır. Sevgili Esenyurtlular, şehrimizi saran sığınmacı sorunu başta olmak üzere ekonomik krizin pençesinde kıvranan esnafımızın, işini kaybeden gencimizin, geleceğine endişeyle bakan her bir vatandaşımızın yanında duruyoruz. Biz Zafer Partisi olarak Türklerin ve Türkiye'nin gerçek gündemini samimiyetle ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Sayın Azmi Kara Mahmutoğlu, İstanbul'umuzun her bir köşesini, her bir problemini iyi bilen, çözüm için gece gündüz demeden çalışan bir liderdir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak onun şehrimize ve Esenyurt'umuza katacaklarına inancımız tamdır. Kıymetli konuklar, burada toplanmış olmamız bir seçim çalışmasından daha çok fazlasını ifade ediyor. Bu toplantı halkımızın sorunlarına duyarsız kalmayan, geleceğimizi inşa etmek için canla başla çalışan bir ailenin buluşmasıdır. Bizi bugün yalnız bırakmayan herkese katılımları için şükranlarımı sunuyor. Sizlere ve ailelerinize sağlıklı ve huzurlar diliyorum. Zafer Partisi'nin Esenyurt'ta, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de halkımızın umurlu olmaya devam edeceğinin sözünü veriyor ve bu vesileyle Esenyurt'umuzdan belediye başkan adayı olduğumu sizlere huzurunda gururla, onurla ilan ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Azmi Kara Mahmutoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Esenyurt, İstanbul seçimlerinin sorunlarını ve çözümlerini anlatırken tam merkeze oturttuğumuz bir ilçe olmakla beraber Zafer Partisi'ni diğer partilerden ayrıştıran meselelerin tespiti ve çözümüne ilişkin diğerlerinin görmezden geldiği, aynı zamanda yalnızca İstanbul'un değil beraberinde ulusal bir sorun olan, bütün bir ülkeyi ilgilendiren kaçak, göçmen, sığınmacı, geçici sığınmacı, mülteci sorununun en acımasız, en can yakıcı şekilde yaşandığı içeriden biri. Az evvel arkadaşlar kapıda karşılarken girişte attıkları slogan kahrediciydi, çok üzücüydü. Arkadaşlarımız Esenyurt Türk'tür, Türk kalacak diye slogan attılar. Halbuki bu memleketin gençleri 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl evvel slogan atarken ülkenin dışındaki Osmanlı hinterlandındaki coğrafyalara ilişkin
ya da Türk dünyasındaki coğrafyalara ilişkin esaret altında bulunan Türk dünyasındaki varlığa ilişkin sorunlar vardı. Kerkük Türktür Türk kalacak diye sorunlar vardı. Kıbrıs Türktür Türk kalacak diye vardı. Karabağ Türktür Türk kalacak diye vardı. Efendiler, bu memlekette ne yaptınız ki İstanbul'un merkezi için Esenyurt Türktür Türk kalacak diye bu gençlere slogan attırıyorsunuz? 22 yılın sonunda, 22 yıl boyunca tek başına yönettiğiniz bu ülkeye ve bu kente ne büyük bir kötülük yaptınız ki buradaki gençlere Esenyurt Türktür Türk kalacak diye slogan attırıyorsunuz? Ve bu problemi yarattığınız ve büyüttüğünüz bu problemi halkın bu meseleyle yüz yüze henüz gelmemiş olan halkın bir bölümünün gözünden kaçırmak için Zafer Partisi'ne dönük olmadık ithamlarda, suçlayıcı sıfatlarda bulunuyorsunuz. Lafa başlarken şunu kayıda geçirelim anlamak istemeyenler için. Israrla. Onlar her ne kadar yabancı düşmanı diye suçlamaya çalışsalar da bu gerçeği gizlemek için yaptıkları bir saldırı. Biz yabancı düşmanı değiliz. Kaçaklara, göçmenlere karşıyız. Ülkeye kaçak yollarla girilmesine karşıyız. Kaçakların, göçmenlerin, mültecilerin düşmanı da değiliz. Biz mültecilere de düşman değiliz. Bırakınız yabancılara düşman olmayı. Biz onların bu ülkede kanuna, hukuka aykırı şekilde kalmalarına, bizim haklarımızı gasp etmelerine, bizim yaşam kalitemizi düşürmelerine karşıyız. Buna itiraz ediyoruz. Yoksa hiçbir faaliyle bir işimiz yok. Hiç kimseye düşmanlığımız da yok. Nasıl ki bir başka halkın, ulusun ülkesine gidip tacizde, tecavüzde, ihlalde bulunmuyorsak bizim ülkemize karşı da bu şekilde davranmasını istiyoruz. Fakat şu gün bulunduğumuz Esenyurt ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin önce bir imar cinayetiyle, bir mimari ve imari katliamla mahvetti, bitirdiği bir ilçeyle yüz yüzeyiz. Gökyüzünü göremiyoruz binalarda. Sokaklarına güneş ışığı girmeyen, gün ışığı girmeyen sokaklarda büyüyen çocuklar var burada. Binaların gölgeleri birbirinin üstüne düşüyor gün boyu. Gün ışığı almayan dairelerde yaşayan insanlar, yeşil alanı olmayan bir ilçede büyüyen insanlar. Daha da kötüsü, adeta bir Birleşmiş Milletler'in mülteci kampında yaşar gibi kendi yurdunda yaşamaya mecbur bırakılmış bir gençlik var. Ortada işlenen bu mimari cinayetten, kanunların ihlal edilmesinden kaynaklı problemlerin büyüğünü İstanbul halkına anlatmamız lazım. Burada eğer kanun, yasa bir mahallede yaşayan Türk nüfusunun %20'sinden fazlası fazla yabancı yaşayamaz diyorsa, bu %20 üst sınır ise, bu yasayı uygulamakla yükümlü olanlar bunu yerine getirecektir. Yapmıyorsa görevi ihmal suçu işliyordur. Esenyurt'ta kaçakların, mültecilerin nüfusunun neredeyse Esenyurt'un Türk nüfusuna yakın olmaya başladığını görüyoruz. %80'ine yakın. Esenyurt'un kendi nüfusunun %80'ine yakın mülteci ve kaçak var. Şimdi Esenyurt kaymakamının kapısına gidip sorma hakkımız yok mu bizim? Yasaları niçin uygulamıyorsun kaymakam bey? Esenyurt kaymakamı. Görevi ihmal suçundan yargılanırsın. Esenyurt'un belediye başkanı. Bugün edin sıralı belediye başkanları. Niçin görevi ihmal suçu işlediniz? Bunların ikametgah edinmelerine, iş yeri açmalarına, usulsüz şekilde iş yeri sahibi olmalarına, sokaklarda iş portacılık yapmalarına, yani Esenyurt'ta belediye marifetiyle, belediyede belediyelere yasaların verdiği imkanlarla bunu önleme kabiliyeti varken bunu yapmayarak niçin görevi ihmal suçu işledin? Esenyurt kaymakamıyla mı sınırlıdır bu kabahat? İstanbul valisi. Niçin Esenyurt'ta %20'yi aşan kaçak ve göçmen var burada yaşıyor? Sayın İstanbul valisi. Niçin yasaları ihlal ediyorsunuz? Kanunları çiğniyorsunuz? Siz İstanbul valisi olarak
devletin en üst mülki amiri olarak bu kentte yasaları ihlal ederseniz vatandaşlar o kanunlara uymasını nasıl beklersiniz? Valiyle sınırlı kaldı mı? Hayır. Sayın İçişleri Bakanı, sıralı, siz ve önceki, ondan önceki, Halef Selef, hepiniz. Niçin yasaları ihlal ediyorsunuz? Esenler'de %20'yi aşan kaçak ve göçmen niçin barınıyor, barınabiliyor? Niçin müdahale etmiyorsunuz? Niçin bu sorunla buradaki sivil halkı yüz yüze ve baş başa bırakıyorsunuz? Tıpkı İzmir'de olduğu gibi. Oradaki katledilen 12 yaşındaki kız çocuğu bizim evladımız değil mi? Siz onun ve annesinin, yaralı olarak kurtulan annesinin can ve mal güvenliğini sağlamaktan sorumlu değil misiniz? Bu sizin yükümlülüğünüzde değil mi? İzmir'in o ilçesindeki kaymakam, İzmir valisi, İçişleri Bakanı sizin sorumluluğunuzda değil mi? Daha kaç Türk vatandaşının yabancılar, istilacılar, kaçaklar tarafından öldürülmesi gerekiyor? Sayın İçişleri Bakanı, niçin bu suçu işliyorsunuz? Sıralı amirler olarak en tepeye Cumhurbaşkanı'na kadar çıkalım. 13 milyon kaçak, göçme, sığınmacı, mülteci değişik adlar altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 13 milyonluk bir nüfusu bu ülkeye niçin yedirdiniz? Ve bunun 4 milyonunu sadece bir şehre, İstanbul'a niçin yığdınız? Bizi niçin bu sorunlarla baş başa bırakıyorsunuz? Burada imar katliamı yaparak diktiğiniz, mahvettiğiniz Esenyurt'ta satılmayan ihtiyaç fazlası yapı stoğunun içine getirip tıktığınız kaçaklarla, göçmenlerle birlikte yaşattığınız sosyolojik sorunlar, taşımada, trafikte, kiraların yükselmesinde, gıda fiyatlarının yükselmesinde, kentin enflasyonunda yaşattığınız sorunları, biz yarattığınız sorunları biz yaşamak zorunda mıyız? Sizinle yaşamak zorunda mıyız? Kandırabiliyorsunuz seçmenin bir kesimini diye. Seçmenin bir kesimini sosyal yardımlarla satın alabiliyorsunuz diye. Bizim vergilerimizle oluşan bütçelerle satın alabiliyorsunuz diye. Biz bu sorunla yaşamak zorunda mıyız? İstemiyoruz. Ve bu meseleyi burada can alıcı, can yakıcı bir şekilde yüz yüze birebir yaşadığımız bu meseleyi bütün İstanbul'a, İstanbul'dan sonra bütün Türkiye'ye anlatıp sizin önce yerel iktidarınızı alaşağı etmeliyiz. Sonrasında da ulusal iktidarınızı, hükümetinizi alaşağı etmeliyiz. Esenyurt'ta yaşayan gençler İstanbullu olarak diğer hemşehrisi olan gençlerle aynı yaşam kalitesine, standartına sahip olmalıdır. Buralı genç, Esenyurtlu bir genç, İstanbul dışında Beşiktaşlı, Şişli'li bir gençle karşılaştığı zaman ikimiz de İstanbul'da, hemşehriymişiz de bir arada olacaklar. İkisi de İstanbul'da yaşıyor fakat ikisi de İstanbul'u aynı şekilde yaşamıyor. İstanbul'un kültürel imkanlarından yararlanamıyorsunuz. İstanbul'un sanatsal faaliyetlerinden yararlanamıyorsunuz. İstanbul'un eğlence hayatından yararlanamıyorsunuz. Sizi İstanbul'un katgahı olan ilçelere taşıyacak olan toplu taşımadan yoksunsunuz. Böylesine devasa bir ilçede, Anadolu'da birkaç şehrin nüfusunu barındıran bir ilçede toplu taşıma, raylı sistem yok. Getirilmemiş. Yalnızca Esenyurt değil, Esenyurt'la birlikte Avrupa yakasında bu kaderi paylaşan 8 ilçe var arkadaşlar. 8 ilçeye metro gelmemiş, Marmara'ya gelmemiş. Bu taşımacılığın olmadığı bir yerde gençlerimiz günübirlik nasıl İstanbul'un merkez ilçelerine gidip gelebilirler? Fatih'e, Eminönü'ne nasıl gidip gelebilir? Taksim'e nasıl çıkabilir? Beşiktaş'a nasıl gidip gelebilir? Gidip gelemezler. Oraları görmeden işte bu yüzden. İstanbul'u, Boğaziçi'ni, İstanbul'un Boğaziçi'ni görmeden burada doğup, büyüyüp, yaşayıp, ömrünü geçiren insanlar var. Ve bunlar güya İstanbul. Bunu yapmaya hiçbir yönetimin, hiçbir idarenin hakkı olmamalı. Esenyurtlu bir genç, Kadıköylü bir gençle, Beşiktaşlı, Şişli'li bir gençle aynı fırsatlara, imkanlara sahip olmalı. Bunu sağlamak mülki amirlerin işidir. Seçilmiş yöneticilerin işidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hizmetleri kendinde biriken bütçeyle ödüyor. Ve o bütçe buradaki Esenyurt'taki sizlerin ödediği vergilerle toplanıyor. Az yukarıda komşunuz Çatalca ilçesinde tarımla uğraşan bir çiftçinin ödediği vergilerle toplanan bütçedir bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine sahip çıkın arkadaşlar. O paralar bizim
ödediğimiz kuruşlarla biriken paralardır. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin nerelere harcandığına baktığımızda Ekrem İmamoğlu Belediyeciliğinden örnek verecek olursak beyefendi süt dağıtmış kendi cebinden, kendi kesesinden değil bizim vergilerimizle verdiğimiz paralarla süt dağıtmış. Sonra bunun reklamını yapmak için ilave para harcıyor. Köprülere, üst geçitlere pankartlar asıyor. Parolara, afişler asıyor. Çuvalla para ödeyerek bize reklamını yapıyor. Fotoğrafını koyup ismini yazıp süt dağıttım diyor. Bu reklama harcadığın parayı harcama oraya. O parayla biraz daha süt dağıt. Süt dağıtılmış mı diye merak eden varsa girer İBB'nin hesaplarına, web sitesine, sosyal medya hesaplarına bakar. Kreş yapmış. Bunların sayısını veriyor çocuk yuvası kreş yaptım diye. Ve çuvalla para harcayıp reklam yapıp bunu bize duyuruyor. Halbuki seçimlere yatırım olarak. Kendi reklamını yapmak için. Peki bunu duyuracağın reklama harcadığın parayla bir iki kreş daha yapardın. Bunu niye tabelalarla, pankartlarla, afişlerle bize duyuruyorsun ki? Bu parayı niye çarşıya ödüyorsun ki? O para kolay mı toplandı? Çalışanlar maaşlarından ödüyorlar o parayı. Emlak vergisiyle ödüyor o insanlar parayı. Küçücük vergilerle ödüyorlar o parayı insanlar. Buna hakkınız var mı? Tek bir kuruşu ziyan etme hakkınız var mı? Eğer çocuklarımız bir meşrubat içimlik bir süre için bir kafeteryada oturamayacak haldeyse cep harçlığı olmadığı için senin bunu yapmaya hakkın var mı? Öğrencilerimiz okula gidiş gelişlerinin haricinde toplu taşımayı kullanmaktan kaçınıyorsa masraf yapmayayım diye senin o İBB bütçesini çarçur etmeye Türk öğrenci çocuklarına değil de Orta Doğu'lu öğrencilere harcamaya çok büyük bir marifetmiş gibi bir de bunu İBB'nin sitesinden Arapça duyurularla ilan etmeye hakkın var mı? Biz çok zengin bir ülkemiz de Orta Doğu'nun Arap çocuklarına kredi, burs, hibe veriyoruz. O kadar zengin bir ülke değiliz. Maşallah 22 yılda AK Parti bir yandan fukaralaştırdı. 5 yıldır da siz 18 milyarlık bütçeyi her yıl nasıl harcayabiliyorsanız ortaya daha bir marka imza bir proje koyamadan bir 5 yılı doldurdunuz. Ve bize bir 5 yıl daha istiyorsunuz. Ama biz bu 5 yılda gördük ki sizin İstanbul diye bir kaygınız, bir derdiniz yok Sayın Ekrem İmamoğlu. Sizin tek bir derdiniz var Ankara'ya taşınmak. Bir parti genel başkanı olarak taşınmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına dönük olarak harcadığınız heves doğrultusundaki emek ve mesainizi İBB'ye harcasaydınız başarılı bir belediyecilik sergileyebilirdiniz belki. Fakat yapmadınız. Ehvenişer bir belediyecilik sergilediniz. Sadece AK Parti belediyeciliği kadar kötü değilsiniz. Hepsi o kadar. Fakat ortada başarılı belediyecilik yok. Şimdi bütün siyasi partilerin tespit etmiş olduğu İstanbul'daki sorunlar, yaşadıklarımız, İstanbul'daki hayat pahalılığı, İstanbul'un trafik çilesi, İstanbul'un ulaşım sorunu ve bir de İstanbul'un bekleyen büyük deprem. Dolayısıyla bu depreme dönük, deprem öncesi ve sonrasına ilişkin önlemler. Hiçbir şey yapılmış değil arkadaşlar. Bununla ilgili görüştüğümüz konuya ilişkin bilim insanları, jeolog ya da jeofizikçi bilim insanlarından edindiğimiz bilgiler şu ki ne bakanlıklar akademiyeyi dinliyor ne de belediye akademiyeyi dinliyor. Dinlese de dinlediği zamanda da alıp uygulamaya koymuyor. Yapılan hiçbir iş ve işlem yok. En sakıncalı bölgelerden biri de burası. Dere yatağına doldurulmuş binalar, AK Parti Belediyeciliği'nin ürünü. Şimdi gelmiş olan da hiçbir önleme tedbirini almadan devir teslim şeklinde, al gülüm ver gülüm değiş tokuş şeklinde bir belediyecilik yürütüyorlar. Bu dört büyük tehlikenin yarattığı kadercilik bizim kabulümüz değil. Hadiseye biz kadercilik olarak yaklaşmıyoruz. Bilimin ışığında yaklaşıyoruz. Alacak olan tedbirler var. Ve ortaya konan bu deprem bugün de yaşanabilir.
bugünden itibaren en uzak 20 yıl sonra. 20 yıl içerisinde bu deprem yaşanabilir. Bu deprem tehlikesine karşı bugüne değin hiçbir işlem yapmayan İmamoğlu Belediyeciliği'yle bir 5 yıl daha kaybetmek istemiyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz farklılığı diğerlerinden ayrıştıran yanımız, kaçak ve göçmenlerin beslemiş olduğu fiziki sorunlar ise, diğerleri birbirinin ayrı bir belediyecilikle İstanbul'a bugüne değin süre gelen aynı kaderi yaşatacak. İstanbullu şayet bu kurulu düzenin, müesses nizamın devam etmesini istemiyorsa iradesini yenilikten yana kullanmalı. İradesini Zafer Partisi'nin, onun genel başkanı Ümit Özdağ'ın ortaya koymuş olduğu yepyeni bir Cumhuriyet Türkiye'si projesi ve yeni bir belediyecilik anlayışıyla ortaya çıkan politikalarından yana kullanmalı. Burada bu meselenin farkında olup bunu alan, kabullenen sizler, bunu mahallemizde, şehrimizde, hemşehrilerimize anlatacak olanlarsınız. Ne mutlu ki size ulaşılabilmiş yahut siz temas kurmuş, ulaşmış, bilinçlenmiş, donanmışsınız. Önümüzde var olan süre çok uzun görünmemekle beraber büyük fırsatlar içeriyor. Çünkü değerli arkadaşlar, hiç kimseyi saplanıp kaldığı politik karargahından söküp almak gibi zor meşakkatli bir işin içine giriyor olma durumunda değiliz. Çünkü seçmenimiz, İstanbul'u seçmen, vatandaş artık bulunduğu yerde çakılı değil. Her biri umudunu yitirmiş vaziyette, kendi partisinden, idaresinden, yönetiminden 5 yıl evvelki Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'den belediyeciliği devraldığı zamandaki o karşılıklı kamplaşma, cepheleşme, çatışma ortamı yok. Seçmen çok partizanca davranmıyor artık. Çok radikal davranmıyor kendi siyasal görüşleri doğrultusunda. Böyle avantajlı bir dönemdeyiz. Çok nadir rastlanır böyle bir dönem. Şimdi öyle bir seçim dönemindeyiz. Yani partizanlık yapan, partisinin fanatizmini yapan, ambleminin isminin peşinde koşan seçmen davranış modeli bu yerel seçimde gözlemlemedim. 5 haftadır sahadayım, gözlemlemedim. İnsanlar çok rahat oylarını bu yerel seçimde çok rahat oylarını değiştirebilir vaziyetteler. Çıkalım, henüz farkında varmadıkları yahut hükümet medyasının propagandasıyla görmedikleri bu meseleleri onların suratına çarpalım, sarsalım, arkadaşımızı, komşumuzu sarsalım, uyandıralım. Onların bilinçlerinde pencere açalım. Görevimiz bu. Her bir saat çok kıymetli, her bir rey, oy çok kıymetli ve oyları toplamaya bakalım. Emekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Türk Milliyetçisi artık adaysız değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Azmi Kara Mahmutoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Başkanı Sayın Erdoğan Erhan'ı konuşmalarını yapmaları için sahneye davet ediyorum. Değerli vatanseverler, kıymetli basın mensupları, Sayın Başkanım, Esenyurt ilçesinin ve diğer ilçe başkanlıklarının değerli temsilcileri. Biz Zafer Partisi'yiz. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletinin varlığının devamıyız. Biz bir aileyiz. Görüyorsunuz, başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Azmi Başkanımız. Bilgisi, deneyimi yüreğiyle İstanbul'un, Türkiye'nin sorunlarını, İstanbul'un sorunlarını, Esenyurt'un sorunlarını, ki Esenyurt gibi bütün ilçelerimizin sorunlarını çok iyi irdeleyerek projeleriyle birlikte geldi.
İlçe belediye başkan adayımız, aynı zamanda Esenyurt ilçe başkanımız Emin Başkan da Esenyurt'un bütün sorunlarını çok iyi bilen, çözümlerini çok iyi bilen ilçe başkanımız zaten. Aynı zamanda büyük şehirle birlikte koordineli çalışabilecek, uyumlu çalışabilecek Esenyurt'un bütün sorunlarını yüreğiyle çözebilecek bir başkan. Azmi Başkanımız konuşmanın başında o kadar önemli bir konuya değindi ki Esenyurt'un İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük güvenlik sorunu olan sığınmacı ve kaçaklar sorununa çok çok derinden vurgu yaptı. Evet, bu bir güvenlik sorunu. Güvenlik sorunu çünkü İstanbul'un çeşitli yerlerinde olduğu gibi Esenyurt'ta da vatanseverler tehdit altında. Açık, net. Daha iki gün önce hatırlarsanız Twitter'da Esenyurt'ta bölücü, yıkıcı terör örgütü unsurları tehditleri çoğaldı diye sosyal medyada duyuru yaptık. Emniyet güçlerine bilgi verdik. Çünkü Zafer Partisi anayasa ve yasalara gönülden bağlı, Atatürk'ün izinde Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın yanında vatanını, milletini savunan Türk milletinin, yüce Türk milletinin varlığının devamının son umudu, son sesi ve kurtarıcısıdır. Karşınızda Azmi Başkan'la, Emin Başkan'la İstanbul ve Esenyurt'un kurtarıcılarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.